Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Antalya günlerimde bu video ve bir sonraki videoyla muhtemelen sona erecek gibi. Ya da kaç video daha çekip ben yoldayken kolajlayacağım gibi arkadaşlar. Abdülkerim bardakçı transferi. Konumuz bu. Şimdi ilk olarak Abdülkerim Bardakçı'na ilgili ben videomu da çektim. Kanala da yükledim. Hatta kap açıklamasını 25 Haziran'da olacağını da belirttim. Ancak ısrarlı bir şekilde ve ısrarlı bir şekilde ve hatta ısrarlı bir şekilde dedim ki oyuncu kanadında ya da bizde herhangi bir pürüz olmazsa bizde pürüz olmaz. Hani şu saatten sonra vazgeçecek halimiz yok ama oyuncu kanadında bir sıkıntı olmadığı müddetçe hayırlı uğurlu olsun dedim. Ve oyuncu kanadında sıkıntı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı transferinde pürüz çıktı, öğrenildi. Şimdi olabilir. Her şey olabilir. Futboldur bu. Ee, sıkıntı yok. Fenerbahçe Konyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı transferinde yeni gelişmeler yaşandı diyor dün akşam saatlerinde. Haber, haber Global'in haberine göre Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe arasında görüşmelerde de pürüz çıktı. Konya ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe'm oyuncunun maaş taleplerini karşılayamadı. Bu gelişmelerden oyuncu isteyen bir başka kulüp olan Galatasaray yeniden devreye girdi diyor. Şimdi eğer bu süreci ben baştan sona bu şekilde anlatmış olsaydım adım haine çıkardı. Derlerdi ki hocam sen Fenerbahçe'nin duyumlarını Galatasaray'a Beşiktaş'a aktardın. Bu transferi sen engelledin derlerdi. Ee, o yüzden bu transferde çok bilgi veren arkadaşlara duyurulur. Yakında adını sahine çıkacaktır muhtemelen. Yani eğer beni kötüleyen omurgası bozuk şahıslar sizi takip ediyorlarsa muhtemelen sizi de kötüleyecekler. Neyse o çok önemli değil. Değişik duygular içerisindeyim. Konya Spor'a para kazandırdığım için şey. ayrıca gururluyum İnşallah Konya en güzel şekilde temsil eden herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur demişti. Bence Konya'sını çok güzel şekilde temsil etti. Yani şu anda herkes Konyalı futbolculara para göz gözüyle bakmaya başladı. Dönek gözüyle bakmaya başladı. Yani bence çok güzel temsil etti. Yani 27 yaşındaydı. Kariyerine baktığı zaman işin komik tarafı 116 maç. Yani 27 yaş 116 maç. Absürt bir şey söylemek istemiyorum ama Ferdi Kadolu 21 yaşında sanırım 116 maçtan daha fazla maça çıkmıştır. Fenerbahçe'de 100 maçı geçti ondan eminim de. Yani Nottingham şey Rotterdam'da Sparta Rotterdam'da falan oynadığı herhalde profesyonel olarak 116 maçı geçmiştir. 21 yaşında. 9 gol 8 asist yapmış falan filan. İlhan Palut açıklamalarda bulunmuş. Abdülkerim'in gidişine hazırız falan filan demiş. Yani biz kimleri götürmedik ki demiş herhalde. Abdülkerim kim ki demiş herhalde. İlhan Palut adı İstanbul takımından anılan Abdülkerim'le ilgili açıklamalarda bulunmuş. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Abdülkerim'in transferi yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Abdülkerim'in gitmesi durumunda da kendi takımımız adına alternatiflerini hazırlıyoruz. Takımda kalırsa kendi açısından bir kırılma veya konsantrasyon kaybının olacağını düşünmüyorum demiş. Ve Konya Spor'dan sıcak açıklama geldi. Ben bu videoyu hazırlarken dedi ki adı Fenerbahçe ile anılan Abdülkerim Bardakçı için Konya Spor yönetiminden Önemli bir açıklama gelmiş. Hadi ya açıklamaya geç. Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı Fenerbahçe ilgili söylüyor. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor demiş. Şimdi bakın şerefli bir takım, namuslu bir takım, büyük bir takım önce gider kulübüyle anlaşmaya varır. Bak şerefli bir takımdan bahsediyorum. Çünkü yasal olarak da budur. Yani yasal olarak da budur. Mesela evlilik sürecinde ne yaparsın? gidersin evlilik teklif edersin, kabul eder, gidersin annesinden babasından istersin, nikah kıyarsın, düğünü yaparsın. Ondan sonrası malum. Tam tersi yapsanız size ne derler? Nasıl gözde bakarlar? İşte bu da bu şekilde. Ben de o şekilde bakıyorum. Ben Fenerbahçe kulübünün şerefli bir takım olduğuna her şekilde kefilim. Burada da şahidim. Bakın gitmiş kulübüyle görüşmüş. Kulübüyle anlaşmış. Oyuncuyla görüşmeleri yapmış. Oyuncuyla anlaşamamış. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye şerefli diğer takımlara şerefsiz, namussuz falan filan demek istemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'nin ne kadar şerefli bir takım olduğunu, en azından bu süreçte şerefiyle hareket ettiğini, temiz bir şekilde iş yapmaya çalıştığını ama kirli bazı olayların olduğundan bahsediyorum. Ya da kirli zihniyetlerin olduğundan bahsediyorum. Ali Naci küçük hatta duyumcu demiş ki Galatasaray Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro teklif etti. Abdülkerim tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Bak bu da ayrı bir şey. Yani burada diyor ki önce Galatasaray'a gitti kulü, oyuncuyla anlaştı sonra kulübüyle anlaştı. Şimdi bu etik mi? Yasal mı? Bu da ben bir şey söyleyeceğim. Tam Galatasaray böyle yaparken Fenerbahçe bunu yapsa adına transfer şirkesi der misiniz? Demezsiniz değil mi? Dersiniz dersiniz. Ne Allahsızlığını koyarsınız Ali Koç'un, ne dinsizliğini koyarsınız, ne kitapsızlığını, ne HDP koyarsınız, ne bilmem e, neydi onun adı, Türkçe olimpiyatları, platin sponsoru, hepsini sayarsınız. Sayar da sayarsınız. Ama söz konusu Galatasaray olunca transfer çalımı. Bak şuna okuyayım. Galatasaray'da gider Konya'ya der ki Fener ne veriyorsa ben de aynısını veriyorum. Kabul mü kabul. Konya kabul eder. Galatasaray'a gider oyuncuya der ki Fener ne veriyorsa sana 500 fazlası. Bu sıkıntı yok. Bu transfer çalımıdır. Bu oyuncunun karaktersizliğidir dersin. Yani söz verdi, sözünden döndü. Bu karaktersizlik dersin. Bu başka bir olay. Benim söylemek istediğim başka bir olay. Ee, Yağız Bey duyumu her şeyle e, veren arkadaşımız yani başka kulüplere de bir nevi haberi uçuran arkadaşımız demiş ki Galatasaray'la sözleşmeyi almak için İstanbul'a geldi Abdülkerim. Yıllık 1 milyon euro kazanacak. Hani 500 fazla istiyordu. Demek ki biz 500 bin euro veriyormuşuz. Ama 750 bin euro verenler. Ben dün ne dedim? 11 milyon TL'yi geçmeyecek bu para. Yine aynı şekilde Yağız Bey dün akşam evet evet özel haber vermiş. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Abdülkerim Bardakçı'nın temsilcisiyle görüştü. Beşiktaş da Abdülkerim transferine tekrar dahil oldu. Şimdi bakın 3 takımla ilgili de duyum verdi. 3 takımın da görüştüğünü söyledi. Ama ya Galatasaray ya Beşiktaş ya Fenerbahçe belki başka bir takıma ama büyük ihtimalle Galatasaray'a gidecek. Hani ben bu videoyu hazırladığım saatlerde e, bu şekilde. Van futbolcudaki dönekliği, gör, yani dönme hızını görüyorsunuz. Döneklik demeyeyim, dönme hızını görüyorsunuz. Fenerbahçe'ye okey diyen futbolcu bugün Galatasaray'a gidiyor. Hani ben bu videoyu çekerken Galatasaray diyorum ama bir bakmışsınız Beşiktaş'a gitmiş. Ya da Trabzonspor'a gitmiş. Sonra e, bana kızmayın. Oyuncunun karakterini ben ölçemiyorum, çözemiyorum. Yani bizim buralarda söz vermişken başkasına gidip anlaşırsan dönek diyorlar. Yanlış anlaşılmasın hakaret manasında demiyorum. Bizim buralarda dönek diyorlar. Döndü diyorlar hani kararından döndü manasında. Galatasaray sayfasını biri dün yazmıştı. Torrent'i teşekkür etmeden kovdu. Abdülkerim Bardakçı'yı 3,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye kitledi. Bu büyüklük halis mi diye söylemiş. Dursun Özbek için kim kime ne kitledi? Ne kadar halis bilemeyeceğim. Şimdi Ertan Süzgün de Abdülkerim Bardakçı bu gece İstanbul olacak diyor. Yağız Bey İstanbul'a geldi diyor. Galatasaray'la 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak diyor. Bon servis 2.8 milyon euro artı 500 bin euro bonuslar diyor. Yıllık ücret, garanti ücret ve maç başı bonuslarla beraber yaklaşık 20 milyon TL demiş. İlginç. Şimdi uzun lafın kısası. Oyuncu yine dönmezse yani yine bir e, dönme Hareketinde bulunmazsa Galatasaray'a gitmiş. Hayırsız uğursuz olsun inşallah. Çünkü Fenerbahçe'yi bırakanlar hep kaybetmiştir falan filan değil. Ben hayatım boyunca sözünden dönen insanlardan nefret etmişimdir. İn aynı şekilde. Bu birinci kısım. İkinci kısım transfer hüllesi. Eyüp Spor, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna katıyor. Ve Galatasaray'a 2 yıllığına kiralayacağını açıklıyor. Ve Süper Lig'e yükselirse Kazımcan'ı geri alma hakkına sahip olacakmış. Şimdi bunun adı transfer şikesi mi? Transfer şikesi. Bunun adı transfer hüllesi mi? Hüllesi. Transfer hilesi mi? Transfer hilesi. Nitekim Uğur Karakullukçu da diyor ki Galatasaray Kazımcan transferinde hile yapmıştır. Kimse kimseyi kandırmasın diyor. Benim anlamadığım şey şu. Madem şike yapacakmış transfer şikesi hülle artık adına ne diyorsanız niye bu kadar fazla limit açıklattırdınız ki? Millet limitinizi tartışıyor. 600 bin euro, 600, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ile olan bir limit açıklattırsaydınız. Deseniz ki paramız yok ne yapalım? Mecburuz, elimiz mahkum deseydiniz. Aziz Allah. Ya şunu Fenerbahçe yapsa eminim, bak eminim Cimer'e yazarsınız. Fenerbahçe şunu yapsa Cimer'e yazarsınız. Şike yapılıyor, federasyon müsaade etmiyor, bu ülke adaletli bir ülke değil mi dersiniz Fenerbahçe taraftarından? Yine aynı şekilde Galatasaray övme başlamış Fenerbahçe tarafında. Bak adamlar nasıl transfer yapıyor diye. Bak hocam sen de kılıfına uyduraydın. Sana limit vermiyorlar. Sen falet diye getiriyorsun diye. Lan sen limitine senin arkanda Galatasaray'ın arkasındaki abilerden yok. Galatasaray'ın arkasında hangi abiler varsa Hiçbir sıkıntı almıyorlar. Menajer ücretini yüzde bir mi, binde bir mi gösterdiler? Normalde küme düşme onun cezası. Uygulamadığınız her hak, her adaletsizlik için hakkımız haram olsun. Ahirette çıkar. Bu dünyada arkasında abiler olduğu için alamıyoruz hakkımızı ama ahirette çıkar. Ben size söyleyeyim. Ya da gerçek hayatta da çıkar. Allah öyle bir tepe taklak eder ki etsin de inşallah. Yani ben bak kızdığım nokta şu yani limit 666 olsa bunu yapsa ben anlarım derim ki ya mecbur. Lan bu kadar limite rağmen iki, işin şu boyutu var. Bu kadar limite rağmen Galatasaray bir buçuk milyon euroyu Kazım canım bon servisi için veremiyor mu? Yani yaklaşık 26-27 milyon TL. Lan bir 2, milyara yakın limit var. 27 milyon lira veremeyecek kadar harekat alanı kısıtlı mı bu takımın? Bu kadar mı çökmüş durumda? Neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. Galatasaray Alanya Spor'dan Efecan Karacayil ile prensipte anlaşmış Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Sportif AŞ'de görev alan bir yönetici gün içinde görüşerek anlaşmışlar. Kısa süre içerisinde de açıklanacakmış. Bakın Efecan'ı Fenerbahçe alacağı zaman yangın yaptı Fenerbahçe taraftarı. Etmedi, küfür bırakmadı. Şimdi eminim diyorlardır ki bak Galatasaray nasıl hazır. Yine Galatasaray Mert Müldür için Savsalı'ya resmi teklif yaptı. Muhtemelen Eyüp Spor yapmıştır. Sağol Sağol'un bonservis talebi 8 milyon euro kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor demiş. Muhtemelen Eyüp Spor alacaktır 6-6,5 milyon euro'ya Galatasaray'a kiralayacaktır. Yani çünkü Eyüp Spor böyle yaparak da inşallah herkesin ağır tepkisini alır. İnşallah herkes Eyüp karşı iyice aslan kesilir. Sağda da Eyüp Spor ne birinci Lig'in ne Süper Lig'in yolunu hiçbir zaman göremez inşallah. İnşallah hiçbir şekilde göremez. İnşallah kapandığı günleri de görmek nasip olur. Benim midem bulanıyor arkadaşlar. Yapmayın etmeyin gözünü seveyim ya. Ya 1461 Trabzon vardı. Trabzonspor'un B takımıydı. Herkes biliyor bunu. Dediler ki ikisi aynı ligde olursa şike mi şike dediler. Trabzonspor ne yaptı biliyor musunuz? O takım Süper Lig'e çıkmasın diye uğraştı. Bak bu bu omurgadır. Yani herkes biliyorum B takım olduğunu. Aldı hani oradan 7 tane 8 tane futbolcu alıyordu oraya gönderiyordu diyordu. Bak bunda sıkıntı yok. B takım, pivot takım anlaşmasını yaptı dedi sıkıntı yok. Ama ne yaptı? Dedi ki olan dedi şike derler, şu derler, bu derler. Ben dedi lige hiç çıkartmayayım Süper Lig'e dedi. Şimdi herhalde 3. E, Lig'de diyebiliyorum ya da 2. Lig gruplarında diye. Bak bu omurgadır. Bu şereftir. Bu şandır, bu şöhrettir. Bu düşüncedir. Düşünsene ya 1461 Süper Lig'e çıktı. Muhtemelen her maç Trabzon'a yenilecek. Her maç yenilecek. İster istemez baskı olacak yenilecek. Siz bilmiyorsunuz Trabzon'daki ortamı bilmiyorsunuz. İster istemez yenilir. Yani berabere bile kalsa ortalık 56 olur. Ha ona lazım olur. Trabzon'un iddiası yoktur. Bu sefer dersiniz ki bak yine şike yaptı. Lazım olan aldı diye. Bütün bunların önüne geçtiler. Uğraşmadı Ama bu Eyüp Spor olayı benim midemi bulandırıyor. Sadece Fenerbahçelilerin midesini bulandırmaz da ayrı bir mevzu. Beştaş Getson Fernandez'i açıklamış. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor hocam Beşiktaş Getson Fernandez açıklamış. Bu arada Yağız Bey de bir duyum vermiş. Jorge Jesus, Burak Kapaca, Sabek yedeği olarak düşünüyormuş. Allah razı olsun. Ee, kanalımızın üyelerinden aynı bilgiye sahip olduğu için de tebrik ediyorum. Burak Kapaca'ya gelen teklifler bu sebepten dolayı şu an için beklemeye alınmış. Yesus kamp bitimine kadar Burak'ın geleceğine dair net karar verecekmiş. Fenerbahçe taraftarı transfer için geberiyor. Bak geberiyor, geberiyor. Gerçekten geberiyor. Burak Kapaca'nın yerine desem ki Uganda Ligi'nde, Uganda'nın birinci lig takımlarından bir tanesinde 19 yaşında bir çocuk varmış, 1 milyon euro para istiyorlar. Sabek yedeği, Ozay'ın yedeği izlemeden... Transfer markette de değeri girsin işte 50 maça çıkmış ya da 40 maça çıkmış. Bir gol, iki asist yazsın. İzlemeden hepsi scoutingini yapmış olur. Gelsin hocam der. Burak Kapacak'tan daha iyi der. Eldekini parlatmak yerine hep alma meraklısı Fenerbahçe taraftarı sağ olsunlar. Şimdi Lake of Tears bazı açıklamalarda bulunmuş. Katıldığımı belirterek okumaya başlıyorum. İyi dinleyin. Samandra'nın patronu Jorge Jesus. Ona ve ekibine güvenin. Yedek stoper konusu dahil her türlü konuda çalışmalar plana ve takvime uygun devam ediyor. Sezon öncesi kamplar ne için vardır? Yeni bir hoca, yeni bir teknik heyet, birbirlerine alışma sürecinde olan oyuncu kadrosu, oyun planı dahi oluşmamış. Oyuncu performansları istenilen seviyeye henüz gelmemişken gönderme alma konusunda herkes aceleci davranıyor. A plus bir yapılanmadan bahsediyoruz. Her konuda alacağı kararı saygı duymalı ve destek vermeliyiz takımda hangi pozisyonlarda ihtiyaç olduğu, hangi pozisyonlarda ideali yakaladığımızı kendisinden iyi bilecek birisi var ise UEFA lisansı ile birlikte kulübe başvurmalı demiş. Yani uzun lafın kısası çok biliyorsanız gelin siz yönetin takımı diyor. Katılıyorum. Arkadaşlar hani bizdeki tavuk komşuda kaz mı mantığından çıkın. Bak Galatasaray'ı geç sonu şey, bilmem neyi almış şunu olmuş Lan Efe al diyor. Fenerbahçe alsa sövüyorsunuz Galatasaray'ı alınca övüyorsunuz. Siz ne şekli bir döneksiniz? Nereye doğru dönüyorsunuz? Hangi takım A plus hoca gelsin Ali Koç'u desteklemeyen bilmem ne evladıdır yazmış arkadaşım. Bir tanesi geçen gün Ali Koç istifa yazıyor. Bu bilmem ne evladı arkadaşımız. Değil mi? Kendini ağzıyla söylüyor. Cesus gelsin desteklemeyen bilmem ne evladıdır diyor. Cesus gelmiş Ali Koç istifa diyor. Ya bunu yaşayacak kadar nesiniz? Bir zamanda bir tane şey vardı. Elemanın biri demişti. Fenerbahçeli olacağım bilmem ne çocuğu olurum diye. Elemanın da biri yazmış altına. Fenerbahçeli olmadığına göre. Diye. Bu da o işe döndü. Bu kadar kötülemekten vazgeçin. Ya da gerçek takımınızı. Yani gerçek kimliğinizi söyleyin. Yıllarca elemanın bir tanesi Beşiktaşlı bir spor yazarı. Şimdi bir tanesi daha var Beşiktaşlı. Ama bir Abdülkerim'i bile Beşiktaş'ını aldıramadı. Ee, o açıklamada öbür eleman yıllarca Beşiktaş dedi. Ben çok iyi biliyordum. Fenerbahçe duyumlarını gidip birilerine uçuruyordu, üfürüyordu. Sonra gitti dedi ki ben artık Beşiktaşlıyım dedi. Yani ne denir bilmiyorum buna e, bir şey söylemek istemiyorum. Muhtemelen öbürünün de akıbeti yakında öyledir ama Fenerbahçe çok para kazandırdığı için büyük ihtimalle o yüzden dönmüyordur. Ee, Allah Fenerbahçelileri, Allah Fenerbahçe'yi Fenerbahçe düşmanlarından korusun. Allah Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliyim diyen Fenerbahçe düşmanlarından da kurtarsın inşallah. Eğer bu olursa yolumuz açık. Hocam Galatasaray Okan'ı getirdi. Beşiktaş bilmem. Beşiktaş'taki siz iç karışıklıktan haberiniz var mı? O Valerian İsmail'i göndermek için birbirleriyle çatışıyorlar. Kulüp kendi kendini yiyor. Galatasaray'dan haberiniz var mı? Okan Buruk Fatih Terim'e telefon açmış da izinden gideceğim falan filan. Siz zannediyor musunuz? Fatih Terimciler yok Galatasaray'ın içinde. Okan Buruk'un ayağını kaydırıp tecrübeli teknik adam diye getirtmeyeceklerini zannediyor musunuz? Çok zannedin. Fatih Terim ölene kadar arkasında. Bizde nasıl Ersuncu, Aykutçu, bilmem Vitorcu, Şucu, Bucu varsa Galatasaray içerisinde Fatih Terimci yok mu zannediyorsunuz? Hem de çok koyuları var. Bizdekilere falan kök söktürürler. E Beşiktaş'ın içinde Şenol Güneş gelsin diye ortalığı karıştıranlar var. Bakın size ben formülü vereyim mi? İlk 8 hafta hatta ilk 10 hafta Fenerbahçe ligde 10'da 10 on yaparsa, rakipler 2-3 maç takılırsa siz bakın bakalım. Bakın bakın bakalım. Devre arasına kadar Galatasaray'da Beşiktaş'ta nasıl dağılacaklar. Ha burada etmen yine hakemlere düşüyor. Ama Fenerbahçe'nin hakemlere değinecek bir kadroya sahip olması taraftarıyım. Fakat eldeki maddi durum ortada. Euro'yu yükselten Ali Koç değil. Euro kurunu yukarı çeken Jorge Jesus değil. Mecbursun mecbursun. O sayının yedeğini bırak kapacak yapmaya mecbursun. Ferdi'nin yedeğini belki Çağatay yapacaksın. Kimseyi almaya gerek yok. Lan adam Kazımcan Karataş alıyor. Kazımcan'ı ya. Kazımcan'ı alıyor. Altay'dan Kazımcan'ı alıyor. Fener yapsa ana bacı sövüyorsunuz. Lan Allah'tan korkun lan. Azıcık Allah'tan korkun lan. Fener yaptı, yaptığı zaman küfür. Galatasaray yaptığı zaman bak ya geleceğe yatırım yapıyor. Nereye yatırıyor? Yatır o. ölü yatırım. Ferdi Çağatay. Bak ben Jesus'un yerinde olsam çıkarım. Ferdi Çağatay yeter bana. Sabek'te Oza'yı Burak Kapacak yeter bana. Kim Mici, bir Serdar Aziz 2. Tiserantı gönderebiliyor Gönderiyor musun? Gönderdin. Onun yerine bir tane genç eleman çektin. 3. 4. Şey, e, falan satarsa diyorum yanlış ama Emir Ortakaya benim 4. stoperim. Madem geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Madem diyorsunuz ki Fenerbahçe ile çağ atacağız. Alın size çağ. 4. 3 tane genci monte etmiş oldu. Ferdi zaten genç 4. O, e, o, sayı zaten var 5. Kaleci 6 ay 6. ayın arkasında bekleyenler. Gönüllere tahtı kurar. Hocam onunla Çağatay'la şampiyon olunmaz. Adam Kazım Can'ı alıyor. Bir de Avrupası da yok Galatasaray'ın. Beşiktaş'ın Avrupası da yok. Sadece bir kul var. Bir daha Türkiye Kupası'nda sadece iki kul var. Avrupası da yok. Hani Avrupası olsa şu mantık var. Oynat, parlat, sat. Siz Ferdi'ye gelen teklifleri biliyor musunuz? O sayıya gelen teklifleri. Şu fanatizmden vazgeçin. Şu çok bilmişlikten vazgeçin. Deyin ki tamam benim de kendimce fikrim var ama birazcık izleyeyim. Size rica ediyorum. 900 dakikaya Fenerbahçe'yi izlemeden Jesus hakkında 450 dakika herhangi bir futbolcuyu izlemeden onun hakkında yorum yapmayın. Burma iyiydi. Burma kötüydü. Lincoln iyiydi. Lincoln kötüydü. Ya, gereksiz bunlar. Gereksiz çok gereksiz çok lüzumsuz. Takım ilk maçtan güven vermedi. Lan takım yok ki ortada. Ortada takım yok ortada. Takım yok. Takım diye bir şey yok. Herkes orada kendini gösterme merakındaydı. Hani seçmelere katıldığınızı düşünün. Fenerbahçe seçmesine katıldığınızı düşünün. Takım mı oynarsınız? Bireysel mi oynarsınız? Ben bireysel oynarım. Siz de bireysel oynarsınız. Lan bir hareket yapayım, bir rovaşata falan yapayım, bir uzaktan bir füze deneyim falan dersiniz. Takım yok. Şu an herkes kendini gösterme düşüncesinde. 25'inde maç var yarın. Aynısı olacak. Hiçbir fark olmayacak. Bekleyin görün bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin. Fenerbahçe'yi bırakanlar her zaman kaybetmişlerdir. Evet. En son bir tanesine niyetlendik. 10-12 ay sahalardan uzak kaldı. O ayrı mesele ama şu bir gerçek. Ya İsteyen istediği tarafa dönsün arkadaşlar. Kim yani Fenerbahçe'ye gelip de Fenerbahçe'de çöpe dönüşüp de hani istemiyorum ben buraya para alıp yatmaya geldim diyeceğine en baştan gitsin daha iyi olur. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.